Şimdi asıl önemli olay, asıl değiştiren olay bu tarihi ve bugüne getiren olay. Aslında tabii ki Hazreti Davut'un hayatına bakalım. Vaat edilmiş yerler var artık. Kendisi Hebron'da, El Halil. Ve Kudüs fetholunuyor. Şimdi bu bütün dünya tarihini değiştirecek bir olaya dönüşüyor. Kudüs fetholunuyor ama Kudüs'e asıl önem kazandıran Tanrı'nın burayı Yahudilere verdim demesi ve buraya bir tapınak kurulması. Tanrı diyor ki artık buradan sonsuza kadar ben bu tapınakta olacağım diyor. İşte burada her şey değişiyor. Bir mitoloji üretiliyor aslında. Evet. Ya da bir inanç Ama sisteminin bu temeli böyledir. atılıyor Bütün diyeyim. paganizmde yapılan şehir ya da fethedilen şehir kutsanır. Bir şehir nasıl yapılır? Su kenarında yapılır mutlaka. Ama işte o su ana tanrıçadan çıkma, ana tanrıçanın bir kutsal görüntüsü tezahürüdür. Hierofani deriz buna. Ve onun etrafında yapılır, bir kutsallığı vardır. Bir tapınak bir yer nasıl yapılır? Bir yıldırım düşer. O Tanrı'nın kutsal görüntüsüdür. Oraya yapılır. Burada kutsallık ne? Tanrı benim bu tapınağımı buraya yapacaksınız diyor. Yani Kudüs'ün kutsal kabul edilmesi hikayesi de böyle mi ortaya çıkıyor? Böyle başlıyor. Şimdi Kudüs'ün adı tabii Yeruşalim. Şalem, salam, selam. Aleyhüm şalom, şalom aleyhüm. Ne var? Burada esenlik var. Aslında bu da Tanrı'nın bir varlığı. Şimdi bereket şehri, barış ve huzur şehri, esenlik şehri derler. Ha işte çok öyle Tanımlar oldu. ki. Biz oldu, hakikaten oldu. Yavuz Sultan Selim'den 1917'ye kadar oldu. Onun dışında da bir daha olmadı. Ama bir şey var. Selamın bir şeyi de barış. Tanrı'nın barışıdır. Tanrı'nın esenliğidir. Tanrı'nın tezahürüdür. Şimdi burada bir parça durmak gerekiyor. Tanrı'nın tezahürü ya da Tanrı'nın ihtişamı ne demek? Bu çok önemli bir şey. Ne Latincesi anlamalıyız? Gloria Dei. Tanrı'nın ihtişamı G harfidir. G. Aklınızın bir kenarında tutun. Buradaki önemli olan olay Tanrı'nın varlığının o tapınağı doldurması. Tanrı tapınağı bütün ihtişamıyla gelir. Tanrı'nın ihtişamını en güzel gösteren Hezekiel'dir. Hezekiel'i Erich von Däniken şöyle yorumlamıştı. Tanrı gökyüzüne UFO ile geliyor, içinden çıkıyorlar falan. Ateşler içinde gelir. Her tarafı parlar, tunçtan zırhlar gibi bir araba. Parlak melekler çıkar. Her tarafı yakan bir şey Tanrı'nın ihtişamıdır. Buradan Yahudi mitolojisinde bir başka kavram doğuyor. Kabala, kabalistik büyü. Bu çok popüler ve çok üzerinde konuşulan bir kavram. Ama 1900 1100'lere gidiyor. Orta çağa giden bir kavram. Biraz açıklayabilir miyiz onu? Ya şimdi sefirot denilen şeyler var, küreler. Anlattım çok uzun. Ama insanın burada keter var, aşağıda malkut var. Keterde en yük taştan aşağı kadar inerken yani tanrısal boyuttan maddi boyuta inerken Tanrı'nın ihtişamı damıtılır damıtılır. Maddi boyuta indiğinde onunla büyü yapılır. Çok ilginç bir şey. Kabala inancında bu vardır mesela büyü. Kabala yol demek insanın Tanrı'ya ulaşmak için izlediği yol ama bunu tam tersine büyüye çevirmişler. Tanrı ihtişamı yakar. Kabala da yakar. Okuyanlar bilir Foucault Sarkacı'nda Belbo'nun yanmasından. Buradaki en önemli olay Tanrı'nın ihtişamıyla bir olmak. Tanrı ihtişamı Musa ile konuşurken otları da yakmışlar. Tanrı'nın ihtişamına sahip olması gerekir. İşte bu kavramlar olduğu için selam biraz da bunu temsil eder. Hani Allah'ın selamı üstünüze olsun diye tercüme ederler bizde. Mesela şalom aleyhüm selamun aleykümden önce Yahudiler şalom aleyhüm der, şalom der.
Latince'ye de Pax Vobiscum diye Bizde de çevirmişler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve O Berekatuhu diyeceğim. doğrusu. Latinler de şey der. Pax Vobiscum. Barış sizinle olsun. Ya da dua ederken Pax Vobiscum. Barış bizimle olsun. Yani bu kavram yerleşiyor. Bu kavram orada tapınakla beraber bir kutsiyete evetiyor. Hah, bu meşhur ağlama duvarı. Buna da açıklık getirelim. Getirelim. Bu, hatta şöyle getirelim. Meryem Hanım'ın bir sorusu var. Onunla bütünleştirip diyor ki Meryem Hanım, İsrail oğulları soy olarak kendilerini nasıl tanımlıyorlar? İnsanoğlu onlar için goyim ise onların atası kimdir diyor. İşte buradan ağlama duvarına da bağlayabiliriz aslında. Ya aslında tabii onlar Hazreti Davut ve daha önce bir kutsal soya bağlıyorlar. Kalanlar zaten neyse. Goyim ne demek? Goy. Belli yani. Kalanlar aşağılık bir şey oluyor. Onlara fazla girmeyelim o konuya. Hı hı. Burasına bir açıklık getirmek istiyorum. Son arkeolojik araştırmalar çok önemli bir şey gösteriyor. Şimdi çok önemli bir şey var. Bu dursun biraz. Hatta şeyi yapalım mı? Mescid-i Aksa fotoğrafı. Ağlama duvarı ile birlikte. Evet, ağlama duvarı ile birlikte. Bu gelir şimdi. Biz bu arada şimdi, konuşalım. Biliyorsunuz bir kere yıkıldı tapınak Babil döneminde. Nebukadnezar. Evet, Nebukadnezar tarafından. Hatta şu önce Aksa sınırını alalım da Mescid-i Aksa. Şimdi Nebukadnezar zamanında yıkıldı. Ondan sonra Persler sayesinde bir daha yapıldı. Biz şunu şöyle biliriz tarihte. Titus burayı yıktı. Romalı general. Şimdi Titus'a mal edilir her şey. Aslında Titus'un burayı yıkması değildir olay. Olay Batı'nın kendi temelini aldığı, burası çok önemli, ve kutsal kabul ettiği Roma'nın yıkmasıdır. Roma şöyle yıkmıştır tapınağı. Titus'tan sonra tapınağın harabeleri kalmıştır. Tapınağın harabelerinde her Allah'ın günü bir ayaklanma olur. Yahudiler gider ağlar ve Romalılara küfreder. Her Allah'ın günü bir olay çıkıyor. Bu ağlama duvarının esprisi de buradan mı çıkıyor? Aslında o da bile değil. Ondan sonra bir adam Bar Kaba insanları topluyor. Ben diyor yıldız soyundanım diyor, işte o soy. Yani Mesih olabilirim diyor. Yıldız tozuyum, yıldız soyundanım diyor. Ben bu tapınağı yeniden kuracağım diyor. Bu Mehdilik ve Mesihlik de gene köken olarak köken buraya olarak dayanıyor. Köken olarak buraya dayanıyor tabii. Köken olarak pagan, anlatırım Mesih'i. Tam pagan. Ondan sonra bir şey daha var Barkoba'nın çetesine girmek için. Bir parmağını ısırıp kopartacaksın. O kadar dayanıklı olman gerekiyor acayip. Bir parmağını ısırıp kopartıyorsan alıyor. Kendi adına sikke basıyor. Hatta kayıp ayı sandığı var sikkelerin üstünde. Ondan sonra bir Roma lejyonuna saldırıyor bunlar. Öldürüyorlar. Ve askerleri. O zaman İmparator Adrianus. Adrianus çılgına dönüyor. Deliriyor. Diyor ki şu alanda taş üstünde kalmayacak. Tapına ait ne varsa temelleri dahil yok edilecek diyor. Oraya Aeolia diye bir şehir kuruyor. Ve tapınağın temellerine kadar her şeyini söküyor. Bakın, şurada çok güzel gözüküyor. Mescid-i Aksa denilen bir bina değildir. Mescid secde edilen yerdir. Bu bir bölge. Bölge. Bunu bina bu alan, zanneden insanlar daha var. Da yani bir alan. Binadan bahsediyor. Evet. Mescid-i Aksa o kıble mescidi Kübbetü's Sahra'da Ömer Camii değil. Herkes bir orayı gösteriyor. Kübbetü's Sahra'yı gösteriyor. İşte Mescid-i Aksa bu diyor. Değil.
tapınak bu alanda bir yerde. Ama nerede olduğu bilinmiyor. Çünkü temellerini söktü. Ne yaptı? Üstüne Jüpiter tapınağını yaptı. Bir Jüpiter tapınağı kalıntıları var. Onun dışında hiçbir şey yok. Onun için bugün Tanrı'nın nereye tapınak yapılması istediğini kimse bilmiyor. Eğer tapınak yapmak istiyorlarsa bu alanı tamamen boşaltıp Adrianus'tan geriye kalan temel parçası var mı diye bakmaları lazım. Onun için de potansiyel olarak burayı yıkmayı düşünüyor İsrailliler. Bugünkü hedeflerinden birisi bu diye konuşuluyor, değil mi? Evet, bu dile getirilen bir şey. Evet.